Taşlarım. Bu bölümde yine bir uygulamacı arkadaşımız, mali müşavir Ali Çiçekli, faaliyet raporları ile ilgili biraz önce de sözünü ettik. Gerçekten bu dönem farklı bir faaliyet raporu formatıyla karşı karşıyayız. Kanundan gelen zorunluluğu biliyorsunuz yönetmeliğe de geçirildi. Dolayısıyla son derece önemli hale geldi. Çünkü yönetim kuruluna doğrudan doğruya belli konuları genel kurula açıklama zorunluluğu getirdi yasal düzenleme. Aynı şekilde finansal tablolara ilişkin faaliyet raporlarında bilgi verme, hangi finansal tablolarla ilgili. Onun dışında da denetimle ilgili konularla ilgili Ali Bey açıklamalarda bulunacak. Buyurun, nasıl istersen. Tamam. Çok teşekkürler. Eroğlu. Şu mikrofonu biraz alayım şöyle. Efendim merhaba. Pardon, bu arada sorularınızı hazırlarsanız seviniriz. Yazılı olmasını özellikle tercih ediyoruz. Konuşmacılara hiç değilse o soruyu bir değerlendirme şansı vermiş olursunuz. Başlayayım mı? Lütfen. Hocam. Ali Çiçek ismim. Deloitte firmasının denetim bölümü ortaklarındanım. Aynı zamanda Deloitte içerisinde bu yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilgili proje liderliğini yapıyorum. Tabii genel kurullar deyince daha çok hukuki tarafı ağır basıyor. Ben de onun için kendi mesleğimle ilgili olan kısmı, bağımsız denetim, finansal tablolar ve faaliyet raporuyla ilgili olan kısımda görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok da uzatmadan 20-25 dakika içerisinde toparlamaya çalışacağım. Şimdi efendim tabii biliyorsunuz yeni Türk Ticaret Kanunu hepimiz takip ettik. Hani yenisini atıp TTK desek, hatta bazı noktalarda da artık yeni Türk Ticaret Kanunu da eskimeye başladı desek çok daha yanlış bir yorumlama yapmış olmayacağız. Şimdi burada tabii bizim çok ümitli olduğumuz konulardan bir tanesi, bağımsız denetim mesleğini icra eden profesyoneller olarak bağımsız denetim uygulamasıydı. Hepimizin takip ettiği gibi bağımsız denetim konusunda ben kendi adıma, kendi kişisel görüşüm bu. İşte dağ fare bile doğurmadı. Neden böyle bir şey söylüyorum? Biliyorsunuz kanunun ilk uygulamasında bütün anonim ve limited şirketler, bütün sermaye şirketleri zorunlu bağımsız denetimin kapsamındayken kapsam çok daraltılarak aktif toplama 150 milyon, ciro 200 milyon, çalışan sayısı, ortalama çalışan sayısı 500 olarak 3 tane kriter belirlendi. Ve bu 3 tane kriterden de 2 tanesini 2 yıl üst üste sağlayan firmalar bağımsız denetimin kapsamına alındı. 2013'ten başlayarak. Peki kaç tane şirketten bahsediyoruz? 2600 ile 2500 diye rakamlar telaffuz ediliyor. Tam bir istatistik ben bulamadım. 2600 şirketlik bir liste. Dolayısıyla bu anlamda bağımsız denetim uygulamasının şu kapsamı şu anda son derece kısıtlı. Önümüzdeki yıllarda umarım bu eşikler daha aşağı indirilerek işte mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler için de ek bir hizmet alanı olarak karşımıza çıkacağını ümit ediyorum. Tabii bir yandan da ne oldu? Bu sefer işte eski murakıplık sistemi hepimizin takip ettiği gibi kaldırıldı. Bu sefer de bu da 2600 şirketten bahsediyoruz. Peki geri kalan şirketlerde... Öyle bizde bir toplumun, bir milletin hesabını kitabını tutan, karını zararını hesaplayan ve devletin vergisini tesis eden devletin en büyük yardımcı kuruluşu olarak gördüğüm mali müşavirleri, muhasebeci arkadaşları, şahsım ve kurumum adına, arkadaşım adına selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim sizin gibi mali müşavirlere, daha doğrusu şirketlerin, piyasanın danışmanı konumundaki sizlere tereciye tere satmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece bizi davet ettiniz, bildiklerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Toplantının merkezinde ne var? Şirket var. Şirketin önem ve anlamını ben şu şekilde tarif ediyorum. Bir milletin mensubu olan insanların tasarruflarını
işletemedikleri tasarrufları. Çünkü her insanın ticari zekası gelişmiş olmayabilir arkadaşlar. Ha, benim ticari zekam zayıf ama param var. Bu parayı işletmeye sokmak istiyorum. O zaman ne yapmak gerekir? Ticari zekası yüksek olan profesyonel bir kuruma paramı emanet edip o paranın işletilmesini istiyorum. Daha doğrusu birlikte çalışmanı temin etmektir şirketle. Birlikte çalışarak küçük tasarrufların birleşerek profesyonelce işletilmesini ve ülkemizde, yurt içinde ve uluslararası platformda rekabet gücümüzün artırılmasını temin eden kurumlardır. Dolayısıyla bunun için de şirketlerin cazip hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama maalesef geçmişte şirketleşmeyi ve kooperatifleşmeyi kötüler bir zihniyet oluştu. Halbuki ben de şunu da iddia ediyorum. Şirketler ve kooperatifler bir ülkenin tasarruf kaynakları. Tasarruflarının profesyonelce işletmeye sokulmasıdır. Ve dolayısıyla o ülkenin ve o sermaye sahiplerinin hem sermayelerini geliştirmek, hem ülke ekonomisini geliştirmek, hem de milletin refah seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlamak. Ha, bu katkıda sizler bu hesabı ne yapıyorsunuz? Şirketlerin, şahısların karını, zararını, muhasebesini tutuyor ve karını, zararını ortaya koyuyorsunuz. Bunun için sizin sektörünüz bana göre çok önemli ve bunun da çok çok geliştiğini görüyorum. Benden önceki konuşmacılar bunu çok güzel izah ettiler. Genel kurul nedir? Genel kurulda gündem nasıl hazırlanır? Karar nisabı nedir? Teferruatlarını çok güzel izah ettiler ve her iki arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Tabii şirketleşme var ise, kurumsal bir şirketleşme var ise bunun da hesabı kitabı olması gerekir. Genel kurulda bu hesabın verileceği mekandır, zemindir. Yani kanunda diyor ki şirketler, kooperatifler senede bir kere ortaklarını toplantıya çağırarak yönetim kurulunun ortaklarına hesap vermesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Yani şirket bir kere olağan genel kurul dediğimiz senede bir kere ortakları toplantıya davet edip şirketin ne işler yaptığını, kâr mı ettiğini, zarar mı ettiğini ortaya koyup ortaklarına hesap vermesi, verdiği bir zemin. Ha, onun için ne yapıyor şirket yöneticileri? Başta faaliyet raporunu hazırlıyor. Arkadaşımın dediği gibi şimdi artık faaliyet raporları şirketin içini dışını ortaya koyacak şeffaf bir, eskiden sadece bir hikaye anlatıyorlardı. İşte şunu yaptık, bunu yaptık ama şeffafça bazı konuları gizliyorlar. Şimdi kanun diyor ki daha da şeffaf. Yani ortağın şirketinize sermaye bağlamış, sermaye koymuş kişilerin güvenini kazanmak için bilançonuzu, ki en önemlisi odur, hesabın kitabının görüşüldüğü
bilançonun kar zarar hesaplarının ortakların önüne serilmesi. Ha siz bunu koyacaksınız ki insanlar size güvenerek varsa yastık altındaki paralarını, tasarruflarını getirip size emanet edecek, güvenerek emanet edecek. Siz de o paralarla hem şirketinizin gücünü hem de rekabet gücünü geliştirerek daha güçlü hale gelmeye çalışacaksınız. Maalesef genel kuruldan kaçınılıyor geçmişte. Hala da kaçınılıyor arkadaşlar. Avukat hanımın dediği gibi 5 yıldır genel kurulu yapmayana yapmıyor insan ve münfesih duruma düşebiliyor. Onun için genel kurullar bana göre, benim fikrime göre şirketin açıkça ortaklarına açılması ve ortaklarının güvenini kazanarak o özgüvenle daha da güzel işler başarmasının zeminini hazırlamaktır. Bunun için olağan genel kurulu anlattı arkadaşlar. Zaten iki tane genel kurulumuz var. Birincisi olağan genel kurul, yıllık yapılması zorunda olan ve hesabın kitabın ortaya konduğu şirket ortaklarına hesap verildiği bir genel kurul. İkincisi ise ihtiyaç genel kurulu. Şirketinizin herhangi bir ihtiyacı var ise hemen olağanüstü olarak ortaklarınızı topluyorsunuz ve ortaklarınıza gerekli bilgi ve bir izahat verdikten sonra onların da onayını alarak ya sermayenizi arttırıyorsunuz, ya ana sözleşmenizi değiştiriyorsunuz ya da herhangi bir ihtiyacınızla ilgili kararlar alınıyorsunuz. Bu iki genel kurula daha da ortakların güvenini temin etmek için bir de elektronik ortamda genel kurulu getirdi bu yeni kanunumuz. Bunu da ne yapıyorsunuz? Size ulaşamayacak ortaklara siz ulaşıyorsunuz. Diyelim ki ortağınızın biri Avrupa'da, biri Asya'da, biri bilmem nerede, başka bir şehirde, ona elektronik olarak genel kurula katılma imkanı veriyorsunuz ki o ortağınızın da size olan güvenini, ki içinde bazı sorular olabilir, size o soruyu soruyor, siz de onu cevaplıyorsunuz, o ortağınızın da güvenini kazanmış olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Bu bakımdan bilhassa sizler, mali müşavirler, genel kurulun önemini mükelleflerinize izah etmeniz gerektiğine inanıyorum. Çünkü sizler şirketlere rehberlik ediyorsunuz, danışmanlık ediyorsunuz, hesabını kitabını tutuyorsunuz. Kâr mı, şirketin kâr mı ettiğini, zarar mı ettiğini patrona ya da patronlarınıza iletiyorsunuz. O bakımdan eğer kâr ediyorsa patronu uyarıp onu yatırım yapmaya yönlendireceksiniz. Zarar ediyorsa onun tedbir almasını söyleyeceksiniz. Ve bu şekilde ülkemizde hem dediğim gibi şirketlerin güçlenmesine hem de ülkemizin uluslararası platformda güçlenmesine katkı sağlayan sizler, daha doğrusu sektörünüz bana göre çok önemli bir sektör olarak bakıyorum. O bakımdan haftanızla kutluyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Efendim siz bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Konuyla ilgili bakanlık tarafında özellikle meslek mensuplarımızın getirmiş olduğu, yaptığı başvurularla ilgili, tutanaklarla şimdi, ilgili. Evet. Bu genel kurul süreciyle ilgili dikkat çekmemizi istediğiniz hususlar varsa
onları belirtip belki arkadaşlarımız yoksa onlar belki soru soracaklardı. Sorulara yanıt veririz. Buyurun. Bizim temsilci gönderdiğimiz genel kurullar kanunun madde 333'te açıklanmış. Yani yönetmeliğe de atıp yapılmıştır bunda. Şimdi bakanlık iznine tabi olan şirketlerin hepsine temsilci talebi bulundurma mecburiyetiniz var. Bunun dışında eğer şirket sermaye artırımı, bölünme veya sermaye azaltılması ve buna benzer şeyler, yönetmelikte açık bu, yapıyorsa bunların da temsilci bulundurma mecburiyeti var. Şimdi bize gelen yönetim kurulu kararında, yani temsilci talebinde 3 imzayla geldiğini dikkat ediyoruz. Yani 3 kişilik yönetim kurulunda 3'ünün de imzası ve adamların imza toplamaktan, yani getiren kişilerin imza toplamakta zorluk çektikleri söyleniyor. Aslında şimdi kanunun yönetim kurulu kararı başlıklı maddesinde bu eskiden yarıdan fazlaydı. Şimdi bu düştü bu nisap. Bu çoğunluk nisabıyla oluyor. Yani 3 kişilik yönetim kurulunda 2 kişinin imzasının yeterli oluyor. Bunun için de şirketlerin genel kurullarında önemli olan şu. Şirketin ana sözleşmesi çok önemli. Ana sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa kanun maddeleri uygulanacak. Bunun için de aksine hüküm olmadığı müddetçe kararda 2 kişinin imzası yeterdi. Eskiden 5'te mesela 5 kişilik yönetim kurulunda 4 imza aranırdı. Şimdi 3 imza yeterli oluyor. Bunun dışında olağan genel kurulları bir mecburiyeti yok tabii ki, temsilci mecburiyeti, ama şimdi yönetmelik diyor ki eğer diyor şirket temsilci bulundurmak istiyorsa müdürlüğe müracaat edecek. Burada müdürlüğün temsilci talebini karşılayıp karşılamaması müdürlüğün inisiyatifinde. Ama genelde biz temsilci taleplerini karşılıyoruz. Çünkü neden? Demek ki dedik, adamların bir sıkıntısı var ki temsilci talebinde bulunuyor. Onun için de bu çeşit müracaatları alıyoruz. Ve bunun dışında ekleyeceğim bir şey yok. Evet. Şimdi bizim bakanlığın Sanayi ve Ticaret Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın web sitesi var. Burada kanun, yönetmelik ve tebliğlerin tamamı herkesin incelemesine açık ve isterseniz buradan alabiliyorsunuz. Bilhassa tebliği çok önemli. Yani bu siteden de girip bundan faydalanabiliyorsunuz. Gerçi bizim müdürlüğün böyle bir sitesi var ama bizim müdürlüğün sitesi bu kadar gelişmiş değil. Şimdi yönetim kurulları tabii değişti. Şimdi tüzel kişiler de yönetim kuruluna seçilebiliyor. Veya ortak olma mecburiyeti kalktı. Eskiden kanunda yönetim kuruluna seçilecek kişinin ortak olma mecburiyeti vardı. Bunlar kalktı. Bunlar yenilikler. Başka da ekleyeceğim bir şey yok. Aklınıza gelirse yine... Peki, teşekkür ediyorum. Sorularla şekillendiririz arkadaşlarımızdan gelecek sorularla. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani sonuçta hepiniz bilincindeyiz. Bu yeni süreç, özellikle yeni ticaret kanunundan sonra esasında hep uyguladığımız, hayatımızda hep yaşadığımız konulara biraz daha farklı bir bakış açısı getiriyor. Bazı belirsizlikleri de, geçmiş dönemde tartışma olan bazı belirsizliklere de biraz daha net ifadelerle yaklaşıyor. Tabii kavram kargaşası da zaman zaman olabiliyor. Öncelikle geçen seminerde de söyledik. Şu iki konuyu, yani anonim şirketlerde bir yönetim kurulu kavramı var, bir de genel kurul kavramı var. İki temel organ. Bunların limite şirketlerdeki karşılığı biliyorsunuz yönetim kurulunun yerine müdür ya da müdürler kurulu. Yani biz artık eskiden bir müdür ya da birden fazla müdür atıyorduk. Birden fazla müdür varsa müdürler kurulunu oluşturuyor. Müdürse müdürdür. Onun yerine eskiden yine bizim bu limite şirketlerde de hisse devirlerine şunları bunları gerçekleştirdiğimiz bir ortaklar kurulumuz vardı. Ortaklar kurulu toplantısıyla karar verdik bunlara. Bu ortaklar kurulu esasen o zaman da umumi heyetti bunun ismi. O zaman da genel kuruldu. Şimdi bunun genel kurulu olduğu tekrar açıkça ifade edildi. Yani demek ki limite şirketlerde ortakların tamamının bir arada oluşturduğu organa genel kurul diyoruz.
Yine müdürler birden fazla ise müdürler kurulu veya bir müdür söz konusu oluyor. Genel kurula, genel kurulun yetkisinde olan kurullar, konularla ilgili mutlaka genel kurullarda karar alıyoruz. Onun dışındaki konularda müdürler veya müdürler kurulu kendisine verilmiş olan yetkiler veya yasadan gelen sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Şimdi bir başka konu tartışılıyor, konuşuluyor. Şunu belki açıklığa kavuşturmak gerekir. Biliyorsunuz yeni ticaret kanunumuz yürürlüğe girmeden önce 6335 sayılı yasayla bir değişikliğe uğradı. Önemli değişiklikler söz konusu oldu. Bunlardan bir tanesi bir geçici madde. Biliyorsunuz getirildi, geçici 7. madde. Bu hızlandırılmış tasfiye diye konuştuğumuz, ifade ettiğimiz konudur bu. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl dendi. Kanunun biliyorsunuz yürürlüğe girdiği tarih 1 Temmuz 2012'dir. 14 Şubat'ta yayınlandı ama yürürlüğe 1 Temmuz 2012 tarihinde girdi. Demek ki 1 Temmuz 2014 tarihine kadar, yani 2 yıl içerisinde kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih duruma düşmüş veya bu 2 yıl içerisinde münfesih duruma düşecek şirketler için yeni bir hızlandırılmış tasfiye süreci getiriyor. Bu geçen dönem biliyorsunuz uygulandı. Bu yeni münfesih duruma düşmüş olan şirketler için de uygulanacak. Bağımsız denetim konusunda Ali Bey çok net açıklamalar yaptı ama bağımsız denetim bildiğiniz gibi şu an için çok sınırlı sayıda şirket bağımsız denetimin kapsamında. Zaman içerisinde ne olur hep beraber göreceğiz. Bağımsız denetimin kapsamında olan şirketler için tabii söyledi Ali Bey, o bağımsız denetçi finansal tabloların denetimini yaptığı gibi faaliyet raporunun da denetimini yapacak. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler için bağımsız denetçi seçmek zorunda da değilsiniz. Ama bu şu anlama da gelmesin. Yani bağımsız denetim denetçi seçmek zorunda değilsiniz. Yoksa her şirket isterse denetim yaptıracaksa bağımsız denetçi seçebilir. Bir denetçi seçebilir. Buna engel söz konusu değil. Faaliyet raporlarının ekinde şöyle bir yanlış anlaşma olmasın. Yani çıkarılan yönetmelikte finansal tabloların konacağına ilişkin bir özel belirleme yok ama biliyorsunuz genel kurullarda finansal tablolar zaten onaylanacak. Yani bizim temel finansal tablolarımız genel kurullara konacak, sunulacak. Yönetim kurulu tarafından imzalanmış finansal tablolar genel kurul tarafından da onaylanması gerekiyor. Şimdi tabii baştan da söylediğimiz gibi daha da faydalı olması adına hem şu an için bize gelmiş olan soruları yanıtlayabildiğimiz kadarıyla yanıtlamaya çalışalım. Sorular bittikten sonra da sizlerden sözlü soru da almaya çalışacağız. Ama sözlü soruları net sorarsanız karşılıklı tartışmaya mümkün olduğu kadar girmemeye çalışacağız. Bu demin anlattığım konuyla ilgili bir soru var burada. Limite şirketlerde müdürler defteri mi tutmak gerekiyor yoksa genel kurul toplantı müzakere defteri mi tutmak gerekiyor? Biliyorsunuz bu konu çok tartışıldı. Daha sonra gerekli açıklamalar da yapıldı. Yani müdürler kurulu defteri demin ifade ettiğim müdürlerin alacağı kararları, müdürler varsa, birden fazla müdür varsa, tek başına müdür de varsa, müdürün veya müdürler kurulunun alacağı kararların yazılmış olduğu bir defter. Genel kurul genel kurul toplantı ve müzakere defterinden farklı olarak dizayn edildi. Ancak şöyle bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Şirketler isterlerse müdürler kurulunun almış olduğu kararları da genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazabilirler. Yani tek bir defter tutup bunun adı genel kurul toplantı ve müzakere defteri ve aynı zamanda bu defter müdürler kurulu defteri olarak da kullanılabilir. Ha, sorular şöyle geliyor. Ben daha önce müdürler kurulu defteri tasdik ettirmiştim. Ne olacak falan. Kullanmayabilirsiniz. Bir karar alırsınız. Ben bu defteri kullanmaya devam edeceğim dersiniz. Burada bir sorun yok. Ama müdürler kurulunun alacağı ya da müdürün alacağı kararlarında mutlaka usulüne uygun karar olarak yazılması ve genel kurul toplantı ve müzakere defterine yapıştırılması gerekir. Ben buradan bir iki soru. Şimdi bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin 2003 yılı denetimi için yönetmelik henüz yayınlanmadı. Mart 2014 ayında sonuna kadar geldik. Bu şirketler denetimden geçmeyecek mi? Yoksa 2013 yılını denetimsiz mi olacak? Bu biraz önce Ali Bey de bu konuya değindi. Bir yasal düzenleme yapıldı biliyorsun. 6455 galiba. Bu yasal düzenlemede anonim şirketler yani murakıpsız kaldıkları için
denetim dışında kalan bu anonim şirketlerin öncelikle bir denetime tabi tutulmasına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin de nasıl uygulanacağına ilişkin de bir yönetmelik çıkması gerekiyor. Henüz bu yönetmelik ortada yok. Ama dolaşan bir taslak var. Bu taslak zaten bugünden itibaren çıksa da 2013 yılını kapsaması bunun muhtemelen mümkün değil zaten. Dolayısıyla 2013 yılına ilişkin finansal tablolarımız ya da finansal tablolarımızın denetimi, eğer denetçisi yoksa o şirketin, tabii ki artık söz konusu olmayacak. Yasal düzenlemeyi, tabii düzenlemeyi beklemekte fayda var şu anki. Ama bir dikkat çekti, buna çalışmak, hazırlanmak lazım. Yani bağımsız denetim, geçen seminerde de söyledik arkadaşlar, son derece farklı bir yaklaşım gerektiren, bugüne kadar alışkanlıklarımızdan çok daha farklı bir yaklaşım gerektiren bir konudur. Bağımsız denetim konusunu başlı başına ele almak, bunu başlı başına öğrenmeye çalışmak, hani böyle ben tek başıma bir şirketi alırım, tek başıma da çalışsam o şirketin denetimini yaparım gibi bir şey değil. Bağımsız denetim bir ekip işi, bir altyapı işi, bir organizasyon işi. Bunu bu gözle bakmak lazım. Ve bağımsız denetim olmayan adı, yani bu bakanlar kurulu işte yönetmelik de ortaya çıkacak ama adı bağımsız denetim olmayan bu denetim, yani yayınlanmasını beklediğimiz anonim şirketleri bu ilk aşamada kapsayacak olan bu denetim, şu anda bağımsız denetimden çok daha net altı çizilmemiş olan, çok daha büyük sorumluluk getiren bir denetimdir. Yani aynı şekilde, aynı bağımsız denetimde olduğu gibi yine finansal tabloların denetimi, yine faaliyet raporunun denetimi, yine risklerin önceden tespit edilmesine yönelik hususların denetimi, bununla beraber Türk Ticaret Kanunu'nun içinde yönetim kuruluna yüklenmiş olan konulara ilişkinde denetçinin bazı tespitler yapması gerektiğine buna ilişkin bağımsız denetim standartları deseydi, bağımsız denetim standartlarına göre denetim deseydiydi ama gördük ki taslakta ayrı bir denetim stratejisi koyuyor. Ayrı bir denetim tanımı yapıyor. Bunu hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Yani denetime ilişkin gelişmeler şu anda bugün için en azından bu kadar. Şimdi şöyle bir soru var. Şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmamız gereken fakat vergisi kanuna göre ayırmadığımız mali tabloların genel kurulu yapıp faaliyet raporunda riskler bölümünde göstermediğimizde problem olur mu? 2014 bağımsız denetimi yapıldığında IFRS'e göre bu riskler mali tablolar düzeltildiğinde geriye dönük yaptığım ceza vesaire. Şimdi arkadaşlar şüpheli ticari alacakların karşılığının ayrılmamış olması tabii ne kadar önemlidir bilmiyorum. Yani rakamsal anlamda ne kadar önemlidir bilmiyorum. Yönetim kurulu faaliyet raporunda eğer bu rakam önemliyse mutlaka faaliyet raporunda şirketin geleceğini etkileyecek tutarda bir finansal zarar varsa ortada, bununla ilgili elbette bir bilgi vermesi yönetim kurulu faaliyet raporunda gereklidir. Çünkü yönetim kurulu faaliyet raporunu görüyoruz ki artık işletmenin ileriye doğru taşımış olduğu risklere ilişkinde bir takım bilgilerin verilmesi gereken hale geldi. Zaten denetçi varsa bunların da denetimini yapacak. Dolayısıyla burada ayrılmamış şüpheli alacak karşılığının ne kadar olup olmadığı önemli mi değil mi biliyorsunuz bağımsız denetim çalışmalarından. Buna özellikle dikkat çekmeniz gerekir. Ancak yani bağımsız denetime tabi olmuş bir şirket bağımsız denetçi tarafından şüpheli alacak karşılığının ayrılmamış olduğunun tespit edilmesi veya bununla birlikte yine uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun finansal tablo düzenlenmemiş olduğunu tespit etmesi durumunda biliyorsunuz düzeltme önerecektir öncelikle. Düzeltin diyecektir bu konularda. Ve yönetim kurulu bu düzeltmeyi yapmak durumundadır. Yönetim kurulu bu düzeltmeleri yapar, finansal tablolarını buna göre yeniden düzenlerse herhangi bir sorun elbette olmayacaktır. Faaliyet raporlarından yanıltıcı veya tam net olmayan bilgilerin yer alması halinde halka açık değil, kanun yapıcı tarafından yaptırım var mı? Şimdi arkadaşlar burada
Bakanlığın da yayınlamış olduğu yönetmelik kapsamında faaliyet raporunun içinde asgari olarak, zaten kanundan geliyor, asgari olarak açıklanması gereken bilgiler var. Bunların bir kısmı vardır işletmede, bir kısmı yoktur. Ar-Ge'nizi açıklayın diyor. Ar-Ge çalışmaları nedir? Ar-Ge'ye ilişkin bir takım projeleriniz var mı? Yaptınız mı? Yatırımlarınıza ilişkin bir takım açıklama. Yoksa yok diyeceksiniz tabii. Ama var olduğu halde bu bilgiyi vermiyorsa yönetim kurulu ne yapmış olacak? Eksik bilgi vermiş olacak. Yani eksik bir bilgiyle veya belki yanıltıcı bir bilgiyle veya belki yanlış bir bilgiyle genel kurul bir karar verecek. Dolayısıyla yönetim kurulunun oradaki bilgilere tam, doğru, dürüst açıklamalar vermek zorunda. Yani bu sorunun yanıtını bu çerçevede değerlendirin. Yaptırımı da budur. Yaptırımı nedir yani? Eğer bu şirketin tarafları, başta ortakları olmak üzere şirketin bütün çıkar grupları açısından bunu söylemek lazım, bu işten bir zarar görüyorlarsa yönetim kurulu dolayısıyla bundan sorumlu tutulabilecektir. Yani sermayesinin tamamı nama yazılı olan şirkette, anonim şirkette hisse senedi bastırılması nasıl olacaktır? Ya bununla ilgili, tabii konumuzla ilgili olmadığı halde şöyle söyleyebiliriz. Bir kere biliyorsunuz anonim şirketlerde yeni hisse senedi bastırılması için eski hisse senetlerinin tamamının bedeli ödenmiş olması lazım. Nama yazılı hisseler için özellikle tabii bunu söylemek lazım. Tamamı ödenmemişse yeni hisse senedi bastıramazsınız. Yeni hisse senedi bastırılmasının yeni kanununuzda, yani geçici ilmihabere eski kanunda olduğu gibi izin veriyor. Yani bir esas hisse senedinin kendisini bastırabilirsiniz. Veya bir süre sonra esas hisse senediyle değiştirilmek üzere yeni hisse senetleri bastırabilirsiniz. Bunu götürüp bir kırtasiyeye, bir matbaaya şeklini sizin kendinizin, ama bir hisse senedinde olması gereken en az bilgileri içerecek şekilde sizin onu doldurup bir sıra numarası ve seri numarası vererek bunu tabii ki yönetim kurulunun aynı zamanda onaylayacağı hisse senetlerini bastırabilirsiniz. Yani özel bir hisse senedi böyle diye düşünmeyin, ya da işte böyle bir para gibi bir şeydi. Siz hisse senedinde olması gereken bilgileri o hisse senedinin üzerine yazarak o hisse senedini matbaadan da bastırabilirsiniz. Bilgisayarınızdan oturup o dizaynı girip çıktısını alıp usulüne uygun imzalayarak da ne yapabilirsiniz? Hissedarlarınıza, yani nama yazılı hissedarlarınıza bunları verebilirsiniz. O günden itibaren bunların devri de tabii ki ancak neyle olacaktır? Devir yoluyla gerçekleşebilecektir. Evet, deminki de 6455 sayılı, bunu söyledik. 2013 yılı hesapları denetim kapsamında mı? 2014 yılı denetçi seçilecek mi? Denetçi seçilecek hangi özellikler? Yani şöyle söylüyoruz, demek ki bağımsız denetime tabi olmayan şirketler, ki belirlendi bunlar, bunların dışındaki şirketler bağımsız denetçi seçmek zorunda değiller. Bu 2013 için de geçerli. Şu an için de geçerli. Ama ortaya çıkacak düzenleme doğrultusunda eğer bu sözünü ettiğimiz 6455 sayılı yasa kapsamında ki anonim şirketler eğer 2014 yılı için denetim kapsamına gireceklerse bunlar ne yapacaklar? 2014 yılı için denetçi seçmek durumunda kalacaklar, ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Bir son soruya da ben yanıt vereyim, daha sonra tekrar gerekirse şey yaparız. Limite şirket olağan genel kurulu toplantısının tescil zorunluluğu var mı? Şimdi bu kanunda zaten şöyle geçiyor biliyorsunuz. Yani yapılmış olan genel kurul toplantısının tescil edilmesi gerekiyorsa, yani tescili zorunlu bilgiler varsa içinde, işte biraz önce sözünü etmiş olduğumuz gibi sermaye artırım vesaire falan gibi konuları, genel kurulun yetkisi dahilindeki konuları, yani bunlar zaten tescili zorunlu olan konular. Bunun böyle bir durum varsa bu mutlaka noterde tasdik edilecek, ticaret sicil memurluğuna da vererek tescil ve ilan edecek. Varsa diyor düzenleme. Dolayısıyla tescili zorunlu bir durum söz konusu değilse siz de bunu sicile vermek durumunda değilsiniz. Ancak dün bir uyarı yapıldı. Haklı da bir uyarıdır. Eminseniz gerçekten o genel kurul zaptında ya da o genel kurul kararında, tutanağında tescili zorunlu olmayan hükümlerin olduğuna vermeyebilirsiniz. Ama bundan içiniz rahat etsin diye sicile de bunu götürmenizde fayda var. Sicil zaten o durumda bazısı geri gönderiyor bildiğimiz kadarıyla. Tescile zorunlu hüküm yoktur. Onların da bir anlamda ön
kontrolünden geçmiş oluruz, içiniz rahat etmiş olur. Veya kimisi alıp dosyasına koyuyor. Tescili zorunluysa da zaten alıp tescil ediyor. Buyurun Nerzan Hanım. Size bayağı soru gelmiş her zamanki gibi. Buyurun. Holdinglerde sermaye artırım kararı prosedürü nasıl olmalıdır? Şimdi holdinglerde bildiğiniz gibi anonim şirket şeklinde kurulmuş holdinglerde sermaye artırım yapabilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanı'nın iznine tabi olacak. Buradaki İTO'nun sayfasından da görebilirsiniz. Buradaki şeyler, belgeler yine aynı şekilde sermaye artırım. Tabii bak, bir genel kurul yapma. Buradaki en önemli farklılık şöyle ifade edilir. Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler. Ve bu karar pay sahiplerine en az 15 gün önceden ihbar edilir. Yani sermaye arttırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılmasının esaslarının belirlenmesine ilişkin kararı tescil ve ilan ettirilir. Buradaki holdinglerde en önemli konu bu. Anonim şirketlerde hisse devrinde genel kurul toplantı tutanağında belirtmeli midir? Hayır, belirtmenize gerek yok. Burada yine anonim şirketin esas sözleşmesine bakmanız lazım. Ana sözleşmesine bakmanız lazım. Ana sözleşmesindeki devir şartları nelerdir? Bildiğiniz gibi nama yazılı hisse senetlerinde bir kısıtlama getirilmiştir. Kısıtlamanın kaldırılması söz konusudur. Ancak eskiden anonim şirketlerin ana sözleşmelerine hisse devrinde bazı kısıtlamalar koyuyorduk. Fakat şimdi Yeni Türk Ticaret Kanunu diyor ki ancak belirli önemli sebeplerin var olması halinde kısıtlayabilirsiniz anonim şirkette nama yazılı hisse senetlerinin devrini diyor. Bu önemli sebepler içinde o şirketin ekonomik idamesini, ekonomik faaliyetlerini devam ettirmesini önleyecek önemli sebepler. İşte rakibe satma örneğin, yani bir örnek. Bu mesela şey olarak kabul ediyor, önemli bir sebep olarak kabul ediliyor. Bu soruyu anlamadım. Genel kurulda hissesini satan da Haziran cetvelinde yazılır mı? Eğer pay defterine kaydedildiyse, prosedür yerine getirildiyse tabii ki genel kurulda Haziran cetvelinde kendini kaydettirmesi lazım. Yani yazılması lazım. Anonim şirket genel kurulu Kasım 2013'te yaptık. Fakat henüz tescil ettirmedik. Tescil işlemi yaptırılabilir mi? Yoksa genel kurul yapmamız gerekir mi? Şimdi Kasım 2013'te yaptınız. 15 günlük süre ticaret sicil yönetmeliğinin yanlış hatırlamıyorsam 30. maddesiydi. O 15 günlük süre orada belirtilmiş ama ticaret sicil müdürlükleri eğer bu kararı tescil edebilirler, yani bu onların inisiyatifinde, genelde işte bir mazeret beyanı gibi bir şey oluyor, işte şu sebeple ortaklardan biri yok, bilmem şuydu ya da hastalık sebebiyle, ama genelde zorluk çıkartmıyorlar, ediyorlar. Genel kurul yapmayan şirketin ortağı fesih için mahkemeye başvurabilir mi? Şimdi genel kurul yapmayan ortakla neyi kastediyoruz? Yani niye genel kurul yapılmıyor? Bu da önemli bir konu. Eğer organ yokluğu söz konusuysa, yani pay sahiplerine ulaşılamıyor, öyle bir şey varsa, bilmiyorum şimdi düşünüyorum. O zaman biliyorsunuz mahkemeye dava açabiliyorsunuz. Haklı sebeple fesih davası açma hakkınız da var. Fakat buradaki hani daha detaylı şey yapmamız lazım. Yani burada eğer diyor ki kanun 530 ve 531. maddelerinde 530'da organların eksikliği sebebiyle dava açılması, 531'de de haklı sebeple. Burada tabii hakimin takdirine bağlı olacak bir durum. Diyor ki genel kurulların zamanında yapılmamasının bir müeyyidesi olmadığını belirttiler. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi bağlılık raporunun 3 ay içinde yazılması gerektiğini bildiriyor. Yine TTK 562'de ise bağlılık raporunu 3 ay içinde hazırlamayanlar 200 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörüyor.
O halde genel kurulları zamanında yapmayan şirketlerin yönetim kurulları bu cezalara muhatap olmaz mı? Şimdi eğer bir şirketler topluluğundan bahsetmedik hiç, yani şirketler topluluğu konusunu şey yapmadık, tartışmadık, görüşmedik. Fakat şirketler topluluğu söz konusu olması halinde bağlılık raporu ilk önce biliyorsunuz işte şirketler topluluğunu tespit etmeniz lazım. Yani gerçekten o yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yazan kriterlere uygun bir şirketler topluluğu söz konusu mu? Eğer söz konusuysa bunu tespit ettiğiniz durumda o zaman yükümlülüklerini tespit etmeniz lazım. Hangisi hakim şirket, hangisi bağlı şirket? Eğer hakim ve bağlı şirketleri tespit ettikten sonra da bunların raporlama yükümlülüğü, daha da ilerisi bunların pay eşiklerinin değişmesi halinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil yükümlülüğünüz var. Esas orada mali hakların donması, birçok esas yani müeyyideler orada. Onun için hani biz tek bir şirket olarak düşündüğümüz için bir müeyyide yok. Yani o genel kurulun iptali, genel kurul kararının iptali söz konusu değil. Ancak eğer bundan pay sahipleri zarar gördüyse tabii ki bunu her halükarda yasal yollara başvurabilir, bunu engellemez. Şimdi münfesi olan şirketlerle ilgili sorular var. Hızlandırılmış tasfiyeyi açıklar mısınız? Bununla ilgili olarak ben bir sunum yapmıştım. Odamızın sitesinde o sunumu bulabilirsiniz. Orada çok detaylı anlatmıştık hızlandırılmış tasfiyeyi. Bugünkü sunumu da odamızın web sitesinde göreceksiniz. Şimdi vergi dairesi tarafından hızlandırılmış tasfiyeyi şöyle açıklayabilirim. Eğer dediğim gibi münfesih durumda ise şirket, yani genel kurullarını yapmamış, işte adresi belli değil, gayri faal, efendim o bulunamıyor, ondan sonra sermayesini arttırmamış, bu halde şirket münfesih sayılıyor. Münfesih sayılması sonucunda da Ticaret Sicil bir ihtarname gönderiyor. İhtarnameye cevap verilmezse buradaki şeyi, kaydı siliniyor. Burada kaydı silinmesi halinde borçlar ne oluyor? Amme alacaklarından doğan borçlar devam ediyor. Yani kanuni temsilciler yine de borçlu oluyorlar. Yani o borcun silinmesine sebep olmuyor kaydın silinmesi. O borç devam ediyor. Burada dikkat et, hani bu yani bütün soruları toparlarsam münfesih durumda olan şirketlerle ilgili olarak burada en doğru şey, bu tip şirket varsa, yani uyuyan şirket diyorlar yabancılar buna, dormant şirketler diyorlar. Böyle bir şirketler söz konusuysa bunlarda yapılacak, eğer vergi dairesinden de kaydı silinmişse en doğrusu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bu kayıtlarla, bu eldeki belgelerle başvurup bu talepte bulunmak diye düşünüyorum. Tabii ki Ticaret Sicil Müdürlükleri bunları değerlendirilecektir. Firmanın birikmiş olan oda aidatları ne olacak? Bunu odaya sormamız gerekecek. Odasına olan aidatları soruyorlar herhalde. Şimdi burada tabii ki eğer şirketin, yani eğer bir tasfiye memuru seçildiyse, diyelim ki ihtarname geldi ve bir tasfiye memuru cevap verildi, tasfiye memuru seçildi, o zaman aynı prosedür devam edecek. Buradaki tek şey süre kısaltıldı 6 ayda. Hani öteki türlü işte yayınla ilanlar yapılıyordu, bir yıl bekleniyor falan. Şimdi burada eğer müfessih durumdaysa şirket, burada yapılacak şey daha kısa süreli. Ama bu demek değildir ki tasfiye memuru tespit ederse şirketin iflasta olduğunu, iflas durumunda olduğunu, yine mahkemeye başvurur. Yani alacaklara da söyler, pay sahiplerine de bildirecektir ve şirketin mahkemeden iflasını talep edecektir. O prosedür devam ediyor. Münfesi olan şirketin yasal sorumlulukları nelerdir? Dediğim gibi eğer işte bu prosedür kaydı silinebilir ama amme alacaklarından kurtuluş, yani öyle bir şey yok. Yani amme alacak borçları devam eder. Arayı istemesi gerekiyor. 10 milyara
İç yönerge ile ilgili sorular var. Şimdi iç yönerge biliyorsunuz bir tane örnek çıktı. O bahsettiğim yönetmelikte de bir örnek vardı. O yönetmelikteki örneği hepimiz genel kurul toplantılarında anonim şirketler için konuşuyorum. Anonim şirketler genel kurul toplantısında o iç yönergeyi kabul ettiler. İşte bu demektir ki biz pay sahipleri olarak nasıl toplanırız, nasıl toplantıda nasıl kararlar veririz? Oradaki örnek çok uygun bir örnekti, hem basitti. Ha, orada birkaç ufak değişiklik yaptı bazı şirketler. Şimdi iç yönergeyi eğer değiştirmek istiyorsanız böyle de bir soru var. O zaman tabii ki yeniden bir genel kurul yapmanız gerekecek. Şimdi bu kadar. Peki. Yazılı soruları yanıtlamış durumdayız. Eğer çok... Ha, bir sorumuz var, pardon. Evet, buyurun, ben de. Ali Rıza Dost arkadaşımız sormuş ama... Evet. Ne diyor? Yurt dışında kurulu bir kooperatifin Türkiye'de şube açması mümkün mü? Ha, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ben de bu kadar yılıkmaya şeyime rağmen... Ben de karşılaşmadım ama araştırabilirim. Tabii normalde bir kere ana sözleşmesinde yurt içinde şube açma yetkisi olacak. Bir de genel kuruldan böyle bir karar alacak. Ve bizim hangi kooperatif bu? Pardon. Çünkü 3 tür kooperatif var bizde. Bir tarımsal kooperatifler var. Tarım Bakanlığı'nın şeyinde görev alanında. 2 yapı ve konut kooperatifleri var. O Çevre Bakanlığı'nın, eski Bayındırlık Bakanlığı'nın görev alanında. Onun dışındaki diğer kooperatifler, işte turizm kooperatifi, efendim tüketim kooperatifi gibi, taşıma kooperatifi gibi, diğer tür kooperatifler de, kültürel kooperatifler mesela, eğitim kooperatifi gibi. Bunlar da bizim ticaret, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görev alanında. Bunun hangisiymiş? Bilemiyorum. Ha, evet. İşletme kooperatifi. Ben bunu kesin bir cevap size vereyim. Telefonunuzu alayım ben. Çünkü... Ha, burada varmış, pardon. Cevap veremeyeceğimizi bildiğiniz için mi? Tabii tabii, anladım. Ama şimdi kooperatif ticaret yapan bir kooperatifse şey, özellikle. Ama şimdi kooperatifler ticari kuruluş olmadığı için. Ha, şimdi böyle bir şeyin de olması bence mümkün değil. Belki bakanlık, çünkü neden derseniz yani ticari kuruluş değil. Yani bir şirket değil ki, şube aslında. Ama işletme bazı vergilerden muaf olduğu için, bakın şimdi yabancı şirket diyorsun, yabancı kooperatif diyorsunuz ama Türkiye'de geldiği şube açtığı zaman bazı vergilerden muaf. Bu bakımdan yani bunun belki şirket olsa şey yapacaklar, yani şirket olsa muhakkak açar da kooperatifleri zannetmiyorum böyle bir izin alabileceğini. Şimdi ya, bakanlık şu son dönemlerde kooperatifçiliği geliştirmek için büyük bir gayret sarf ediyor. Hatta bayağı krediler de veriyor. O bakımdan ben bir araştıracağım bunu, size haber veriyorum. Döneceğim. Buyurun, bir iki bir gelecek mi sesiniz ya da mikrofon versin. Ha, buyurun. Bunu bizim bakanlığa direkt. Evet. Bizim direkt bakanlıkla, evet. Evet. Buyurun. Yani haklısınız.
bu bir yasal zorunluluk, yani Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda böyle belirtildiği için, öngörüldüğü için, yani sonuçta hepimiz hemen hemen aynı şeyi, aynı kelimelerle aynı metni kabul ettik bütün şirketler ve bunu da tescil ve ilana tabi tutuldu. Haklısınız. Evet, buyurun. Buyurun efendim. Üç sermayeleri kaybetmiş firmaların, evet, tekrar %76 evet, STK'dan yetki almış denetim firmalarına varlıklarını yeniden değerlendirerek üç sermayeleri kaybetmediklerini kanıtlamaları şartıyla yapılan sermaye artışlarında bu denetleme raporuyla oluşan fonların, evet, şirket kayıtlarında gözükmesi ya da gözükmemesi hususunda ben yorumunu rica ediyorum. Şöyle, şimdi birisi siz bağımsız denetimi kapsamındaysanız zaten değilsiniz. Değilseniz eğer bunu finansal tablolara almanız ya da almamanız sizin inisiyatifinizde. TFRS ise almak zorundasınız. İç karıştırmak için sorunuzda net cevap bu. Şimdi zaten TTK 176'yı okuduğunuz zaman da zaten diyor ki yönetim kurulu toplanır. İlk önce bir bakar, bir analiz eder diyor şirketin. Geleceğini tehdit eden unsurlar var mı yok mu? A var, B yok. Şimdi öz kaynak eksi ama işte siz yok diyorsanız bunun altında doldurmanız lazım. O zaman da işte sizin yaptığınız gibi, sizin bahsettiğiniz gibi işte bir takım değerleme vesaire raporları olarak, denetim raporları olarak buradaki aslında varlıklarınızın değerini, öz kaynaklarınızı gözüklüğünden çok daha kuvvetli hale getirebileceği konusunda bir dokümentasyon yapmanız gerekiyor. 30'dan fazla üyenin burada imza atması lazım. Ortaklar kurulu kararı bu. Değil. Bunun için burada bir de bilanço hakkında bilgi istemek. Evet. Yani orada şey... Ortaklara bilgi verdi. Hangi soru? Bir daha tekrarlayayım. Ben sana para verdim. Sen ne aldın bana? Ticaret Bakanlığı'yız efendim. Tamam. Evet, yani maddelerden birinde diyor ki eğer adres şu anda faal olmadığı için tescilli bir adresi yoksa o da münfesi olmasının şartlarından biri, ana sözleşmesine bakılır. Böyle bir madde hükmü varsa o zaman münfesi durumuna düşer. Ama başka münfesi olması için başka sebepler yok mu? Bu bile mi tescil şirket mi? Sermayesi ne kadar acaba? Sermayesi ne kadar acaba? Yani Ticaret Sicil Müdürlüğü ile konuşmak uygun olur tekrar. olmazsa mahkemeye başvurmanız şimdi gerekecek şirketin feshi için. Genel kurulu çok geliyor ya sonra. Şimdi kanuna ben baktım. Neyse arkadaşım. O zaman da o güne kadarki bütün şeyleri isteyecek sizden. Yani sermayesi ne kadarmış? Şunu bir sorar mısın? Müfessiz olabilir. O zaman yazılı başvuruda bulunmak belki daha yani doğru olur işte. 5.000'lerin altındayız. Hani eski sermayesi 10.000'lere çıkma mecburiyeti var ya şimdi. Her Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne o zaman hani onların görevini yapmaması gibi bir şey olabilir mi bilmiyorum. Yok, maliye kapatmış da ticaret odası kapatmış. Şimdi sizin şirketiniz bakın bu sermaye hadleri sebebiyle mi yoksa bu kanundaki diğer hükümler sebebiyle mi münfesih duruma düşün? Diğer hükümler. Ama münfesih durumda olduğunu tespit ederseniz mutlaka yapması lazım gelir diye düşünüyorum. Ama işte sadece o yeterli değil. Hani diğer sebeplerin de olması lazım.
Ya yazınız, yazınıza yanıt aldınız mı, resmi bir yanıt? Yazı yazın, bir yo, resmi yazın, yanıt alın, ona göre tavır belirlemenize fayda var. Evet, başka? Buyurun. Mahkemenin kararı kesinleştiyse artık gitmeniz mümkün değil. Mahkemenin kararı kesinleşmediyse, temyiz süresi içindeyse tabii ki Yargıtay'a başvurulabilir. Fakat hani bu eski kanun yürürlükte olan bir zamanda oldu muhtemelen. Ve ana sözleşmesi de eski Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yazıldı. Yani burada yapılabilecek şey yeni Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme değerlendirilerek bir hukuki durum tespit yapılması lazım. Buna göre de hani başka ne gibi yollar olabilir? İşte belki şirketin feshini talep edebilirsiniz. Haklı sebeple feshini, hani olabilir mi? Haklı sebebe girer mi? Tabii henüz bir Yargıtay kararlarımız olmadığı için yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hani onlarla da ilgili çok yorum yapamıyoruz. Bu tabii mahkemenin takdirinde olacak konular. Ama bir hukuki durum tespiti yapmanız lazım. Buyurun. Hangi ticaret sicilini talep ettiği, yani genel olarak ticaret sicilini talep ettiği belgelerden bahsetmiştim. Evet, toplantı tutanağını veriyoruz. Eğer bakanlık temsilcisine o genel kurul, yani olağan bir genel kurul ve herhangi bir bakanlık temsilcisi için gerekli, katılması için gerekli şartlar oluşmamışsa olağan genel kurul olacak. Fakat buradaki önemli olan, artık hiçbir yere vermeyeceğiz. Fakat şirket bunu 10 yıl süreyle, biliyorsunuz ticari defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıldır. 10 yıl süreyle, hatta yani daha da çok saklarız biz hukukçular olarak. Bunların mutlaka saklanması gerekir. Yani buradaki eğer bunun saklanmamasının müeyyidesi nedir derseniz, o zaman yönetim kurulu bundan sorumlu olur. Herhangi bir itilaf çıktığında da tabii şirket zarara uğramış olur. Yani burada şirketin yükümlülükleri yine Türk Ticaret Kanunu tahtında saklama yükümlülüğü var, biliyorsunuz. Evet, başka sorusu? Ha, buyurun, buyurun, pardon. Estağfurullah.
Kolay olanını ben cevaplayayım. Ondan sonra zor kısmını her zaman size bırakayım. Efendim şimdi yapıştırmak zorundasınız diye bir şey söylemiyor kanun herhangi bir yerinde. Yapıştırmak zorunda, zorunda değilsiniz. Kararın arkasına koyabilirsiniz. İsterseniz o da. Açıkçası hani öyle yapıştırmanız gerekiyor vesaire diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buyurun yani ben kolay kısmını cevapladıktan sonra. Şimdi şeyle yani yine ana sözleşmeye bakmak lazım. Küpürler halinde basılmasını sordunuz değil mi? Yani işte genelde ana sözleşmeleri yani şirket ana sözleşmelerine yönetim kurulunun bu konuda yetkili olduğuna dair bir ibare koyarız. Hani eğer o varsa onu kullanabilirsiniz. Yönetim kurulu yetkili küpürler halinde bastırabilir diye. O zaman bir yönetim kurulu kararı alınır. Küçültebilirsiniz. Yani küçük bölümlere ayırabilirsiniz. Bedel ise var ya şeyde sermaye maddesinde. Sermaye maddesinde değişir. İflasın ertelenmesiyle ilgili olarak burada birkaç soru daha var ama çok ayrı bir şey. Hani onu isterseniz bir çok özel bir konu olduğu için dışarıda konuşalım ya da e-mail adresimi vereyim. Tamam değil mi sizin sorularınız? Buyurun. Son bir iki soru daha alıp arkadaşlar toplantımızı tamamlayacağız. Bir teşekkür plaketimiz de var. Biraz daha sabrınızı rica ediyorum. Buyurun tamamlayın. Bir arkadaşla daha söyleyeceğim. Buyurun. Tamam. Yok, geçici maddede açıkça yazıyor. Onun için hani burada birkaç soru vardı. 3-4 soruyu topladım. Hani sorumlulukları ne olur dedi. Amme alacaklar durur. Evet, buyurun. Sizin sorunuzun da olalım son olarak. Tanesi yeterli yani eğer sermayesini arttırmadıysa bu yeterli. Diğer konuda da davalar devam ediyorsa orada artık bu o tasfiye sürecinde o davaların sonucunun beklenmesi gerekir. Evet, davalı veya davacı sıfatıyla bir devam eden dava varsa zaten bu madde hükmü onun için geçerli olmayacak yasal düzenlemeye göre. Öyle değil mi? Evet. Yani doğru. Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatiflerde bu madde hükmü uygulanmayacak diyor zaten. Bunu not net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, biz katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada evet plaket tiplerimizi vermek üzere de oda saymanı evet, değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Plaket dönemimize geçiyoruz. Sayın Erdoğan Yurdakul'a plaketini vermek üzere TESMER yöneticimiz Süheyla Selçuk Öztürk'ü davet etmek istiyorum. Evet. Şimdi burada bir plaket çağırmışlar. Duyuyor Erdoğan. Sıra bakmayın. Selçuk Nesten Süheyla. Bir fotoğrafa gelin. Evet, Sayın Nevzat Özer'e plaketini vermek üzere Asuman Oymakçam Kartal ilçe temsilcimizi davet etmek istiyorum.
Lerzan Nalbatoğlu'na plaketini vermek üzere Ataşehir temsilcimiz şimdi, Sayın Mithat Erdoğan'ı davet etmek istiyorum. 4-5 tane şirket var. Yani kanun yazılırken şirketlere ayırmıyor. Disiplin kurulu başkanımız. 50 kişiye kadar kurulduğu için burada olanı mecbur ediyor. Şimdi diyelim ki 5 kişi bir şirket, 3 kişi Sayın Ali Çiçekli'ye plaketini vermek üzere disiplin kurulu başkanımız Sayın Ayhan Çorapçı'yı davet etmek istiyorum. Şirket otom sayısı fazlaysa o zaman geçer. Toplam sayısı. Evet. Son olarak oda sekreterimiz Sayın Erol Demirel'e yokmuş arkadaşlar, özür dilerim. Valla dün verdik, bir daha vermiyor. Evet. Ama ben teşekkür dün de verdik. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seminerimizde buluşmak üzere. Büyük ihtimalle 1 Nisan'da Cevahir'de kurumlar vergisi seminerimiz düzenleyeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Bir toplu fotoğraf alalım. Olur olur tabii. Bir toplu fotoğraf çektirelim. İşte sonra gönderiyoruz. Tamam. Teşekkür Murat. Plaket törenine katılan kurul üyelerimizi de, diğer kurul üyelerimizi de alabiliriz. Güzel toplu. Yukarı çıkar, gel. Gel gel. Yerinde bulunamayan beyanamelerini. Adresi taşı bekle. Gönder biz. Yok, adres taşı diyor. Adresi taşı. Bir de böyle bir daha ama şimdi.